Reklam bitti. Helal olsun. Beyaz futboldasınız. Hashtag'imiz sürüyor. Beşiktaş'ın efsane isimlerinden çok sevdiğim Türk futbolunun önemli bir ismi. Sevgili Sertan Eser. Oo, Rüzgar'ın oğlu. Sertan kardeşim. Rüzgar'ın oğlu. İnanılmaz da hatırlarsanız. Gerçekten müthiş bir oyuncuydu. Tweet mi attı? Her zaman şunu söyledim. Avrupa'da büyük işler yapabilirdi. Burada yaptı, Türkiye'de yaptı. Yapar. İyi İnşallah futbolcu. Evlatları Avrupa'da oynar. Şimdi antrenörlük yapıyor. Antrenörlük İnşallah. Yapıyor. Sertan hocama, Sertan kardeşime buradan çok çok sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Sevgili Sertan hocama çok sevgiler. Evet, sevgili seyirciler, devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Neler var? Sevgili arkadaşlarımla beraber gidelim diyorum. Ama çok güzel bir güzel mesajlar alıyoruz. Harun Gürsoy Sancaktepe'den, Osman Gürsoy, Rafet, Musa Karagöz, İsa Karagöz Sancaktepe'den bizleri izliyorlarmış. Buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Sevgili seyirciler, Mitroğlu'na gidelim. Van der Vaart'ı konuşmuştuk. Van der Vaart'ı konuşuyoruz. Siz fotoğraflarınızı gönderiyorsunuz. Fenerbahçe'de bir isim daha gündemde. Mitroğlu sevgili seyirciler. Fenerbahçe bu sezon attığı gollerle Yunanistan Ligi'ni kasıp kavuran Kostas Mitroğlu. Fenerbahçe'ye Yunanlı forvet, komşudan bir forvet geliyor deniliyor. Bunun için, bu futbolcu için harekete geçmiş. Bunlar hep bir iddia. Bunun altını çizerek belirtelim. Sarı lacivertlerin bu transfer girişimini İtalyan medyası da duyurdu. La Gazzetta dello Sport'un kurduğu TV kanalı Gazzetta TV, Olympiakos'un bonservisini almayı düşünmediği Mitroğlu için Fenerbahçe devreye girdi ve Fulham'la pazarlıklara başladı deniliyor sevgili seyirciler. Sürekli olarak bu haberler geliyor. Tabii bunların bir gerçek kısmı var mı yok mu bilmiyoruz ama biz iddiaları değerlendiriyoruz. İtalyan kanalının Gazzetta TV'nin vermiş olduğu haber. Kostas Mitroğlu, Olympiakos 22 maç 14 gol. Oynadığı takımlar Borussia Mönchengladbach, Panionios, Atromitos ve Fulham. Mini takım 38 maç 8 gol. Fenerbahçe'de neler yapar? Nasıl oynar? Performansı nasıl olur? Bu tabii ki tartışılır. Ama bu sezon başında Beşiktaş'ta da ismi fazlasıyla geçmişti. Fulham'da beklenen performansı veremedi. Veremiyor. Olympiakos hayır biz almayacağız diyor. Fenerbahçe bu futbolcu için, Kostas Mitroğlu için İtalyan basınının iddiasını bir kez daha tekrar edeyim. La Gazzetta dello Sport gazetesinin, dünyaca ünlü spor gazetesinin televizyonu Gazzetta TV, Olympiakos'un bonservisini almayı düşünmediği Mitroğlu için Fenerbahçe devreye girdi ve Fulham'la pazarlıklara çoktan başladı haberini duyurmuş sevgili seyirciler. Evet, geçelim Duygun Başkan'a. Duygun Başkan, 33 numaralı bir grafik var. Ekrana gelsin, 33 numaralı grafik bir ekrana gelsin. Mehter takımı gibiyiz, 3 ileri 1 geri diyor. Galatasaray Kulübü'nün efsane başkanı, efsane ismi, Mehter takımı gibiyiz, 3 ileri 1 geri diyor. Değerlendireceğiz, Sinan Engin'den değerlendirme alacağız ama. Duygun Başkan, gerçekten çok ilginç bir açıklama. 3 ileri 1 geri. Doğru söylüyor. Diyoruz diye. 3 maç arka arkaya veya 4 maç arka arkaya şu an Fenerbahçe ve Beşiktaş Galatasaray kazansınlar mesela. 3 maç arka arkaya birisi kazanırsa şampiyon olur. Arka arkaya 3 tane kazansa şampiyon olur. Çünkü ne olacak? Birisi 3 puan, hani arka arkaya 3 puan kazandığı zaman bir takım, hı, ne oluyor Erto? Arka arkaya öteki takımların bir tanesi muhtemelen kaybedecek. Tabii. Takılacaklar var. Dolayısıyla psikolojik olarak öne geçiyorsun. 2 hafta kalıyor. 2 hafta kala da 3 puan 4 puan önünde girdiğin zaman yani vermezsin şampiyon. Onun için kesinlikle diyorum. Bir seri yapsa birisi, doğru söylüyor Duygun Başkan. Üçleri bir geri. Yani arka arkaya şimdi bir seri yapsın birisi. 3 maç bu işi bitirir. Bu 3 takım içinde geçerli ama çok zor. Hepsi için. Çok zor, yapamazlar. Arka arkaya yapamazlar. Yapamazlar Ertan. Mehter takımı gibiyiz. 3 ileri 1 geri. Siz de güzel yapmışsınız babayı. Özleyecek. Yani çok özlenecek. Türk futbolu, Türk futbolu Duygun Başkan'ı özleyecek. Hakikaten özleyecek. Kavga yok, gürültü yok. Şahane, hiç görüyor musun? Hiç gerginlik var mı? Ama tabii bu şeyle de alakalı. Yani Ali Dürüst'le, Abdurrahim Albayrak'la, yani o öteki Dursun Bey, Dursun Özbek. Özbek. Onlar da çok sivri. Biraz Hamdi Yasaman'ın biraz hafif böyle oluyor, sivri şey oluyor. O da kesti. Yani onun için abi bu olmalı zaten. Yani inşallah önümüzdeki sezon Ertem, yani bunlardan arınacağız. Bu rekabetler, bu otobüsler taşlamalar, bu demet savaşları, bunların hepsi herhalde yavaş yavaş
Somurcak futbolu futbol gibi yani. Futbol gibi, spor gibi oynayacaklar ve seyredecekler ama taraftı şeyler de, futbolcular da demeçlerine, hareketlerine dikkat edecekler. Sabri. Daha sol ayağıyla hala kırmızı kart görmedi değil mi? Yok. Sabri sol ayağıyla gol attı. Dün Sergen maçtan sonra biraz veryansın etmiş Sergen. Baktım. Sivas maçından sonra. Hakem yani hep söylüyoruz Ertem. Bunları hep söyledim ben. Çok söyledim. Yani hep söyledim. Hakemlerimizin işte cesaretli, baskıdan korkmamaları. Korkmadınız. Yani İlker Meral iyi bir hakemdir. Yani ama neden tabii ne yaptı adam? Sergen işte Melo ile ilgili söyledi. Ama tabii çok enteresan olan ne biliyor musun? Galatasaray takımının hiç kırmızı kart görmemesi hakikaten çok önemli ya. Tebrik ediyorum. Hani Galatasaraylı futbolcuları ben tebrik ediyorum. Yani ligde kırmızı kart görmeden eğer ligi bu ligi bitirirlerse helal olsun. Çünkü önemli yani çok önemli bir şey bu demek. Bunu başarabilmek yani her önemli oyuncunun tek sarı kartta kalması büyük bir futbolculuk başarısı. Yani bunun yanı sıra bakıyorsun Beşiktaş 10 tane kırmızı kart görmüş, 10-12 tane görmüş ve Galatasaray takımı hiç kırmızı kart görmemiş. Büyük başarı. Tabii Sergen'in biraz daha sakin olması. Çünkü antrenörlüğün daha başında. Futbolculuk artık bitti. Artık antrenör, teknik direktör. Yani şimdi önümüzdeki hafta Sivasspor Fenerbahçe maçı var ve muhtemelen Sergen sağ kenarında olamayacak. Bu çok önemli yani. Onun için Sergen bu demeçleri verirken antrenör olduğunu unutmayacak ve bir hafta sonra tekrar maçı olduğunu ve devam edeceğini. Doğru. Bunun maçların devam edeceğini bilmesi lazım. Yani bu sinirini artık kapatması lazım. Yani bu konuları kapatması lazım. Yani sinir bak. Sevgili Sergen. Hatırlar Üçesku'yu. Üçesku nasıldı? Sinirler alınmış, sakin, hiç şey yok. Ne yapacaksın, ne oldu? Biz ondan ne öğrendik? Korkak diyorduk. Ama değil o korkaklığı. Sakinlik. Bu da bir strateji. Bu da bir felsefe. Bu da bir bakış. Yani onun için sen de böyle davran bundan sonra. Ne kadar haklı olursan haklı ol. Ama sonuçta bir adamı vurmanın, bir adamı bıçaklamanın nasıl bir ceza olduysa çıkıp hakemlerle ilgili konuşmanın ne kadar haklı olursan ol bir ceza alacağını ve sen bir teknik direktörsün ve bu önümüzdeki hafta takımınla sahaya çıkamayacaksın. Onun için Sergen kesinlikle hakemlerle ilgili artık antrenörlüğün başındasın. İyi de antrenör olacaksın. Futbolu çok iyi biliyorsun ama işte sadece antrenörlükte futbolu bilmek iyi taktisyenlik değil. Lücescu'nun hatırla. Çok senle konuştuk Lücescu'yu Sergen. Yani o zaman da konuştuk. Ne diyordu Sergen Lücescu? Geliyordu seni bana şikayet ediyordu. Ya bu diyor antrenmana sen ne diyordun? Abi benle konuşuyor bana bir şey söylemiyor. Evet. Çünkü sana bir şey söylemiyordu. Senle iyi ben kötü orada olmak zorundaydım. Bu bir stratejiydi. Kötü anlamda değil. Ondan dolayı işte ne yapıyordu? Hiçbir futbolcuyla kavga ediyor muydu? Hiç diyaloğa giriyor muydu? Hiçbir şey yapıyor muydu? Hayır. Küçük küçük çocuklar üstüne yürüdü hatırla. Okanlar, Sinanlar, işte Ahmetler onlar hepsi hatırla. Hiç diyaloğa bile girmiyordu. Onun için sen antrenörlüğün başındasın sevgili Sergen. Bu maçtan sonraki sert demeçleri derdi daha önce de verdi. Kayseri maçında ceza aldın, daha evvel de aldın. Antep'te de aldın. Alma. Bu demeçleri bırak. Sen ileride büyük antrenör olacaksın çünkü. Biraz önce bir fotoğraf vardı. Benim hani o sosyal feed. Sinan abi ne yapmışlar ki? Hepsi yapmışlar. Kapınıza kadar gelecek kargoda 200 TL bu fırsat kaçmaz diye. Ya inanılmaz. Bak, çok aynen. Böyle çok güzel espriler çıkartıyorsunuz. Süper abi. Bunlara bayılıyorum. Bunu, abi bak aynen, yapsınlar. Aynen. Biz bile mesela Mike Tyson nerede? Mike Tyson'la dayak yiyoruz. Geldi mi? Bak bunu bile hoşgörü davranıyoruz. Yani Mike Tyson'la keyif gırgır olsun diye. Bak bizim sevgili Cüneyt abi bile Sergen'le ilgili, o da Beşiktaş'ta hasta Cüneyt Güler. O da demiş ki Sergen haklıyken haksız durma. Evet sevgili Cüneyt abi haklıyken haksız durma işte. Maçtan sonra Sergen bu demeçleri bırak. Bu ne abi ya? Godfather yapmışlar yine. Ya, Godfather yemişim şey nerede? Godfather ya. Benim gönderdiğim Mike Tyson nerede? Godfather değiliz biz abi. Tamam bak işte. Yani aferin Mike. Böyle akıllı ol. Canımı ye. Kuzum benim. Kim yapmış bunu Erto? Bilmiyorum vallahi çok güzel. Yani Sergen'le kapatayım. Sergen'cim haklısın.
Ama ben de olsam aynı şeyleri yaparım. Ama yaparsam ceza alırım. Onun için bir daha yapma. Yapma. Ne kadar haklı olursan yapma. Çünkü o zaman antrenörlüğü bırakacaksın. İki haftada bir bunları, bu konuşmaları yapmak zorunda kalacaksın. Üç haftada bir. O zaman takımda sahaya çıkamayacaksın. Anladın mı? Onun için yapma. Bunları kapat. Haklı olabilirsin ama bunları kapat. Bakayım o Mike'ı ya. Gitti Mike, Sergen Gürbüz'e gitti. Mike gelsin. Mike gelsin. Bu arada ben şahzadetimi isteyeyim. Biraz önce istemiştim. Bir şey söyleyeyim sana Erto. Sevgili Buğra'dan. Asıl vücuda ne zaman çekildiniz bu fotoğrafı? Bu Mike'la Florida dedik. Beraber dedik. Beraber Florida'da. Kuzu gibi yanında baksana ama. Bir arada benden para istedi. Parası yok. Tabii çok sıkışık. Çok sıkışık. Ters o, çok ters o. Çok sıkışık Ertem. Durumu iyi değil. Neydi adam, ne maddi oldu? Maddi olarak çok sıkışık. 50 bin dolar istedi. Ama burada çok bayağı böyle bir kuzu olmuş. Ya. Hakikaten 50 bin dolar istedi. Ciddi söylüyorum. Borç istedi. Verdin mi? Yok. Banka kapalı. Geç saatte işte. Bilmiyorum bankaların kapalı olduğunu. Pazartesi sabah beni ara erkenden dedim. Bakacağım dedim. Nasıl verdim biliyorsun Ertem. Banka kapalı. Nasıl vereceğiz Ertem'ciğim? Kim bunlar? Oo. Vay vay, bizim ekip o. Abi be, sen bizi bütün, izliyorsun şu anda. Bütün çektirdiğimiz resimleri, bütün çektirdiğim resimleri atıyorsunuz bana. Kerim ve Doğan. Sinan abi. İşte bizi izliyor, bizi izlerken çekmişsin sen de. İşte bu da abi yemeğin Barcelona'sı. Kerim koçum. Kerim benim. Abiye selamlar. Evet, sevgili seyirciler. Kerim ve Doğan. Nasıl? Başım ağrıdı. Rodos'tan mı acaba? Sabri'de kalmıştık. Sabri. Sabri Emre Yekta. Rodos'tan mı acaba? Lodos'tan mı? Başım ağrıdı. Poyraz yok mu ya? Lodos yok mu ya? Rodos esmiyor mu? Poyraz vardı. Poyraz mı vardı? Poyraz mı? Poyraz Karayel mi? Yok. Lodos, Lodos. Evet. Sabri'nin bir röportajı var sevgili seyirciler. Bu arada sevgili Rüstem. Hangi Rüstem? Lale Devri'nden bahsetmiş Rüstem diye bir kardeşimiz. Ben de yeni filmdeki ismim Rüstem. Rüstem, sana yeni filmdeki ismim Rüstem biliyor musun? Rüstem'e buradan sevgilerimi gönderiyorum. Rüstem, sallamış mı Rüstem bize? Sen de demek istediğimi anlamışsındır. Rüstem mi salladı bize? Rüstem. Ya şu ortamda sallayacak adam varsa bu tweette, kapatın kardeşim dükkana gidin ya, ayıp ya. Şurada şahane çok güzel futbol, mizah, karşı gırgır, espriler yapıyoruz. Hakikaten bitmişsiniz. Biz Sabri'yi izleyelim ya. Sabri, hakikaten izleyelim bakalım. Hakikaten bitmişsiniz ya. Deniz alayım ben. Sabri röportajı bir gelsin ekrana. Ve Sabri'nin golü şaşırttı mı? Yok, şaşırtmadı. Antrenmanlarda hep atıyor vallahi Sabri abi. Sol ayakta. Sol ayakta hatırlamıyorum diyor kendisi. Yok, antrenmanlarda atıyor. Sabri abi. Konuşuyormuş. Vallahi atıyor ya. Antrenmanlarda çok çalışıyor zaten. Hem sağ dış hem sol ayakla çok çalışıyor. Sürpriz bir gol değil yani. Sabri'nin yaptığı hiçbir şey sürpriz olmaz abi. Bilir miyiz bu konuyu biraz? Kesin düşünmüştür Sabri abi. Yetenekli adam ne yapsa sürpriz olmaz. Gelen topu iyi kontrol ettim. Ben sol ayağımı çok çok iyi kullanamam ama yeri geldiği zaman iyi işler yaptığımı biliyorum. Yıllardır söylenen şey vardır. Sabri vurmasın, Sabri şey yapmasın. Sonuçta ben her türlü pozisyon buldum zaman. Eleştiren insanlar zaten amaçları belli. Beni yıpratmak, çalışmaktı. Ama ben biliyorum, ben kendim biliyorum. İyi bir oyuncu oldum biliyorum. İyi bir oyuncu olmasam altyapıyla beraber 19 senemi burada geçirmezdim. Sonuçta kimse benim kaşıma gözüme bakarak burada tutmuyor. İstedikleri kadar eleştirsinler. Beni yıprattıklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. Aksine daha çok eğleniyorum onlarla. Sabri, attığın sol ayakta attığın gol hatırlıyor musun? Tribünler için biraz sürpriz geldi ama arkadaşlarınla konuştuk hepsi. Sabri sol ayak, sağ ayak antrenmanlarda bunu deniyor, çalışıyor. Ya hani... Tabii ligde yanlış hatırlamıyorsam yok herhalde sol ayakta golüm. Dediğin arkadaşlarımız da biliyor. Yani her futbolcu denemek zorunda. O, bu futbol topu kendi başına gidip kaleye girmiyor. Evet sevgili Sabri, buradan sevgilerimiz, selamlarımızı gönderelim. Çocuk ne yapsa eleştiriliyor ya, inanılmaz bir şey. Sağıyla atıyor eleştiriliyor, soluyla atıyor eleştiriliyor ama gerçekten de 17 yıl Galatasaray'da dile kolay. Müthiş işler, muhteşem işler yapıyor. Ben her zaman söylüyorum. Sabri'nin... Ciğerini, yüreğini sahaya seren bir adam. Sabri'yi kutlamak lazım. Her takımda Sabri gibi bir yürek olması lazım. Çok önemli. Her zaman 15 milyon euro harcadılar. Sabri'nin yerini dolduramadılar. Dolduramadılar. Yani kimler o tarafa geldi, kimler geçti? O tarafa 15 milyon euro harcandı. Demek ki biz de buradan Sabri ile ilgili Sabri oynar, Sabri'yi affedin, Sabri'yi affedin demek ki doğru söylemişiz. Evet. Sabri affedildiğinden beri bu takımda oynuyor. Demek ki biz de buradan doğru yorumlar yapmışız Sabri ile ilgili. Kesinlikle. Yani dediğim gibi inşallah Galatasaray'da sözleşmesini uzatırlar. Tabii bu belirsizlik var. Yani neden Hamza Hoca'nın durumu, yani ne olacak, yönetim nedir, ne olacak ama yani Hamza kalır mı, gider mi bilmiyorum ama ne olursa olsun Sabri ile
Prates, Serkan Kurtuluş. Uzatmak lazım. Prates, Serkan Kurtuluş, Uğur Uçar, Ebuye, Veysel Sarı, Tarık, Salih Dursun. Herkes bu bölgeye geldi ama... Çok adam var ama oynuyor. Sabri'nin yeri çok başka. Tebrik ediyorum. Her zaman. Çok da güzel de bir gol attı. Tebrik ediyorum. Evet. Burak Yılmaz'la ilgili bir röportaj var. Burak Yılmaz, Sezgin Gelmez'in bir röportajı var. Birazdan sosyal medya ile ilgili yine çok önemli bir konuda ben sizin yorumunuzu alacağım. Ne Sergen o? Yalçın'la ilgili niye konuyu kapatıyorsunuz diyorlar. Konuyu kapatmadık. Erdem, yok bir de onu şimdi söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Instagram'da, bir... aslında o kişiye de... O da haksız. Hanımefendi demek istemiyorum aslında. Demek küçük istemiyorum. Bir genç kızmış. Genç kız, bak genç işte kardeşimiz. Cahilliğine veriyorum. Abi çok var öyle. Cahilliğine veriyorum. Şimdi mesela hafta içinde bana birisi telefon şimdi açtı. Şimdi Sergen Hoca'ya küfür etmesi, ondan sonra yanlış. Sergen Hoca'da... Hepsi yanlış. Sergen'in de etmesi yanlış. O bayanın da etmesi yanlış. Ama arkadaşlar hep bardağın o tarafından bakıyor. Bir de bu tarafından bakın. Yani o etsin, sen ona etme. Hep öyle diyoruz, tamam etmeyelim. Ama arkadaşlar bir değil, iki değil. Bayansa bayanlığı... Doğru mu? Değil. Şimdi mesela bana da bir hafta içinde bir telefon geldi. Ya dedi, böyle böyle bir bayan dedi. Bir dedi, Twitter'da dedi mahkemesi varmış senden, böyle böyle ceza. Ben haberim yok, bilmiyorum kim olduğunu dedim. Avukatta var dedim, bir sürü dedim. Hı. Avukat bakıyor bu işlere dedim. Yani avukat bakıyor, diyor ki o biliyor her şeyi. Zaten ben affetme gibi bir şeyim yok Ertem, biliyorsun. Ben görmüyorum zaten. Aynen. Yani bir sürü geliyor, cezalar geliyor. Bakıyorsun ben zaten görmüyorum. Doğru. Ya diyor, düşündüm diyor, işte diyor bir anne falan diyor. Anne peki diyorum, ceza alacak bir şey mi yaz dedim anneyse. Hiç. Yani anne eğer yani ceza alacak bir şey yazdıysa sinirlenmiş yazmış. Böyle bir şey olabilir mi ya? Biz şeyimiz, deneme tahtasımız burada biz. Olur mu öyle yani şey dart ya? Mı atıyorlar bize? Atsınlar bize devamlı yazsınlar. Tamam, Sergen'inkisi de doğru değildir. Ama o kızımız da küfür etmeyecek. O da etmeyecek, o da etmeyecek. Yani burada kimse haklı değil. Kimse değil, haklı tabii. Değil ama Sergen'in tamam genç kıza küfür etmesi yanlıştır, ayrı bir şey. Ama o kız da onu etmeyecek. Yani bir anneymiş. Bana da o da ya. Yok böyle bir şey arkadaş. Öyle bir şey yok. Yani küfür ettim, sinirlendim, özür dilerim. Yok öyle bir şey. Neyse karşılığı, cezası bu devletin savcıları, hakimleri görüyor, bakıyor, veriyor arkadaş. Kimseye edeplice bu Twitter'ı, sosyal medyayı kullandıkları sürece başımızı açmıyorum ben. Bak Sergen de kapatmış. Ben de açmıyorum. Ben de açarsam yani aynı şeylerle, çünkü dayanamazsın yani. Sana birisi aynısını yazsa, şimdi bu sosyal medyadaki arkadaşlar, sana birisi aynısını yazsa sen karşılığında cevap yazmıyorsun, onu yazıyorsun. Sergen de yazmış. Ha doğru mu? Değil. Ha topluma mal olmuş olan kişilerin tamam biraz daha sağduyulu, biraz daha dengeli, biraz daha dikkatli olması lazım. Ayrı. O tamam. Ama demek ki Sergen'in de sinirli bir tarafına gelmiş. Sergen aslında öyle bir çocuk değildir. Ama yanlıştır. Sergen'in de yaptığı bir kıza, bayana küfür etmesi yanlıştı. Demek ki kendini tutamamış ama yanlıştır yani. Doğru değildir ama dediğim gibi Sergen de kapatmalı. Zaten kapatmalı. Kapatmalı Sergen veya her futbol adamla insanların, yani ben Twitter'a veya sosyal medyaya çok şey görmüyorum. Bana da soruyorlar. Ya bir Instagram'ın yok mu diye. Yok arkadaş ya. Turabi'yle ne zaman buluştun ya? Ya gittik şeyde işte. Yaptı? Dominik'teydik ya beraber. Dominik'e gittim ya orada. Oğlum bu ne lan, beni de yarma yapmışsın lan, ben öyle miyim lan? Deminki çocuk. Güzeldi o. Pırıl pırıl çocuk mu yapmış benim ha? Benim pırıl pırıl çocuk yapmışsın. Pırıl çocuk. Tamam o süper. Çocuk yapmış. Aferin pırıl, iyi yapmışsın. Evet. Burak Yılmaz'ın saç şekli dikkatinizi çekiyordur. Türkiye'nin en önde gelen isimlerinden birisi ve gerçekten de yakışıklı kardeşimiz. Sevgili Burak Yılmaz sürekli mesleği gereği de, çünkü farklı bir futbolcu Burak Yılmaz. Dünyada bu tip oyuncular var. Ronaldo gibi, Neymar gibi, David Beckham gibi hep böyle kendileriyle oynamak zorundadırlar. Çünkü farklı bir vizyonu vardır onların. Burak Yılmaz da bunu başarıyla temsil eden arkadaşlarımızdan birisi. Burak Yılmaz da... Mesela çok enteresan bir şey söyleyebilirim Ertan sana. Bu konuda çok kısa. Ertan çok kısa bir şey söyleyeyim mi? Mesela bizim faal futbol oynayan futbolcularımızı hiç reklam çekmiyorlar, biliyor musun? Çok enteresan. Arda sadece. Abi bir tek yani baktığın mı Arda var. Onun dışında gördün mü? Yok. Yok. Ya çok yakışıklı mesela Burak. Yani bakıyorsun yani çok... Sabri oynadı. Çekmesi lazım. Sabri oynadı. Salakça bir reklamdı yani baktığın zaman. Sabri'nin ikisi orada ne, bir şeyler söylüyor. Değil abi. Fenerbahçe, Beşiktaş bizim Burak'ın, takım olarak. Mesela Selçukların, bunların yani. Petrol bizim yani vardı. Enteresan. Ya hayır, o ayrı abi. Bireysel tabii, olarak. Bireysel. Bakıyorsun Avrupa'da hepsine bakıyorsun. Hepsi bir reklam filmlerinde oynuyorlar değil mi? Doğru. Yani. Doğru. Bir bakalım Burak Yılmaz'a o zaman. Bakalım. Golcü. Neyi konuşuyor? Neyi örnek aldın? Saç.
Bana böyle sorular sormayın. Ben genç oyuncu değilim ki abi. Bana böyle sorular sormayın. Ben genç oyuncu değilim ki diyor Burak. Ne diyelim yani şimdi? Ne diyelim? Ya biraz futbolcular da hoşgörülüler, espri yapacaklar, eğlenecekler. Bir de kazandığın maç sonrası değil mi yani Burak? Yani orada sana kötü bir şey sormuyor saç stilin. Kimseye örnek almadım, kendimi örnek alırım. Ben yakışıklıyım diyeceksin bu kadar ya. Evet. Kimseye öyle görmek istedim kendimi falan filan bir espri katacaksın orada yani. Oğlum orada muhabiri bozmana gerek yok yani, ters cevap vermene gerek yok yani, sen sezgin orada yani Burak'cığım. Gerek yok böyle cevap vermene. Yumuşak, daha yumuşak cevap verebilirsin oğlum. Evet. Değil mi yani Ertem? Kesinlikle. Genç ben... oyuncu değilsin, hayır gençsin sen yani. Ne yani... Daha gençsin, daha uzun yıllar oynayacaksın. Ne alakası var? Yani kötü bir şey sana sormuyor ki mi örnek kötü aldın? Kötü bir şey söylemiyor. Hani o Cristiano Ronaldo'yu mu örnek aldın? Yani imasında değil, hayır. Aynen öyle. Sen de kendine göre Burak Yılmaz'sın arkadaş yani. Cristiano Ronaldo tamam, o ayrı bir şeydir ama sen de Türkiye'nin çok önemli bir oyuncusun. Fiziğinde yakışıklısın, golcusun da yani. Tabii. Yeni de baba oldun ama yani biraz böyle esnek olmak lazım. Enteresan bir şey var bak. Bu bizim sanatçılarda da var böyle. Magazincilere karşı bir agresiflik var bakıyorsun. Ben bu magazin çocuklara mesela söylüyorum biliyor musun? Ya arkadaş. Mesela çıkıyorlar yürüyorlar ya falan. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi magazinciler? Ya bir ilgilenmeyin bak ne yaparlar biliyor musun? Bir çıksınlar şöyle yürüsünler. Bir ilgilenmeyin. Ne olur değil mi? Bir hafta 10 gün 1 ay çıksınlar bir ilgilenmeyin gitmeyin. Bir haberleri çıkmasın magazinsel olarak, bakalım ne yaparlar. İstemeyen ne? İstemeyeni çekmeyin. İlgilenmeyin. Abi bu televizyonlar sayesinde meşhur oluyorsunuz. Bize gelen mesajları söylesek yayın. Magazinler hani magazin, şimdi magazin sanatçının bir hayat parçasıdır. Yani ve bu magazin programlarıyla sizin şöhretinize şöhret katıyor. Ama bir PR yapacağınız zaman, bir film reklamı yapacağınız zaman, bir şeyin tanıtım yapacağı zaman bütün magazinciler gelsin istiyorsunuz. Ama çıkarken iki kelime söylemiyorsunuz ya. O çocuk orada bekliyor 2'ye kadar 3'e kadar gecenin orada. Ama ne yapacaksın? Görmezden göreceksin. Ya ne oldu? Ben bittim mi acaba? Ertem böyle çok. Ya ben bittim mi acaba falan. Onun için şimdi bırak sen de evladım. Ya yok Sezgin abi ben kimseye örnek almıyorum. Kendime örnek alıyorum. Dev gitsin. Yani ters. Neyse. Ya. Biz yine Burak Yılmaz'a... Sevdiğim için söylemem Burak. Benim aynen öyle, evladım aynen ayrı öyle. Bir şey. Yani hani... Ondan da ona bu şık olmadı bu cevap ona. Yakışmamış evet. Ay, yakışmadı demeyeyim. Şık olmadı Burak. Bu tip bir oyuncu değil Burak çünkü. Burak sevimli değil, bir çocuk. Değil, aynen sevimli öyle. Bir çocuk. Bunu söylememesi lazım.